Merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir örgü modeli yapacağız beraber. Ben bebek yeleğini uyguluyorum. Daha önceki videolarımda birinde size bu yeleğin başlangıcını anlatmıştım. Yakadan başlamalı bebek yeleğinin. Ben 74 ilmek başladım ve 18 kere arttırma yaptım. 18 arttırma yaptım. Kol ayrımından sonra ben ters örgülerimi kolu kestikten sonra yaptım. Modelimin aralarında da hep böyle 3 diş haroşa olacak. Modelim gayet kolay ve görünüşü çok kolay ama yapılışı da çok kolay. Örmesi de çok kolay ama çok şık duran bir model. Şimdi size bunu anlatmaya çalışacağım. Modelin tersinden kuruyorum. Şimdi 3 diş haroşamı yaptım. Önden tekrar düz ördüm hepsini. Şimdi arka sıradayım. Modeli kurarken mesela benim şu anda sayım 131. 7 tane ön patlarına ben 7 ilmek bırakıyorum. Siz 6 bırakabilirsiniz. 7'den sonra iki önlerde de şöyle bakın. İki önde de 7 diş her tane düz ilmeğiniz kalacak şekilde ayarlayın. Yani model 7 düz, 3 ters. Arka taraftan kurduğumuz için arka taraftan 7 tane ters, 3 tane düz örgü yapıyoruz. Ön taraftan hep düz örgü yapıyoruz. 7 ve 3, 7 ve 3 katları olarak ilerliyoruz. Şöyle önlerde 3, 7 bıraktım ve aralarda 3 ilmek. 7 ilmek ön patımı ördüm. Şimdi arka sıradayım. Model yeleğin arkasındayım. Arkadan 7 tane ters. Altı, yedi. Yedi ters. Üç tane düz örgü olarak ilerliyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. İpimizi diğer tarafa alıyoruz. 1 2 3 düz sıra sonuna kadar bu şekilde 7 haroşa 3 düz olarak ilerliyorum. Arkadan ördüm. 7 ters, 3 düz olarak. Şimdi ön taraftayım. Ön taraftan ön patlar dahil ben ön patları da düz iki taraftan da düz örüyorum ve bu görüntüyü elde ediyorum. Şimdi hepsini ön taraftan düz örgü yapıyoruz. Hepsinin ters örgülerinde üstüne düz örüyoruz. Yani modelimiz
önden düz olarak ilerliyor. Zaten aralarda da bu görüntüyü elde etmek için iki taraftan da düz ördük mü haroşa görüntüsünü elde ediyoruz. Dört diş aralardaki ters haroşayı ördüm. Şimdi arka sıradayım tekrar. Önden en son sıramı düz ördüm. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıradan oluşuyor. Şimdi tekrar bu sefer arka sıradan da hepsini ters öreceğim. Arka sıradan düz örgü, pardon, ters dedim. Hepsini düz öreceğim. Burada hiçbir model uygulamıyoruz. Arka sıradayım. Arkadan görünüşü modelimizin. Önden düz, arkadan düz. Şöyle tekrar 3 düş haroşa olacak. Ondan sonra tekrar aynı şekilde 7, 3 ve katları olarak devam edeceğiz. Bakın modelin duruşu gayet hoş bir model. Her örgüye yakışır. Bebek battaniyesine de çok güzel durur. Kolay, hiçbir şaşırtmacası da yok. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız benim için önemlidir. Hoşça kalın.